Herkese merhaba. Rüssel Sain'deyiz. Frankfurt yakınlarında, Almanya'da. Burası Opel'in şehri. Herkesten önce yeni Opel Grandland'i görmek için buraya geldik. Daha sonra tabii ki kullanacağız. Ayrıntılı bir videosunu çekeceğiz. Ama şimdi bu ilk tanışma videosunu da sizle paylaşmak istiyorum. Otomobile şöyle baktığınız zaman ne görüyorsunuz? Eski Grandland'le pek alakası yok değil mi? Ama detaylara baktığınız zaman aslında alakası da var. Farı, vizörü, tampon yapısı, jantları vesaire yine şu anki Grand andırıyor. Ama otomobilin geneline, proporsiyonlarına baktığınız zaman çok daha farklı bir otomobil görüyorsunuz. Biliyorsunuz Stellantis grubunda Grand karşısına gelen model 3008'di. Onun bir üstü biliyorsunuz 5008 Grand çok büyük kalıyordu. Ama bu otomobil şimdi öyle bir görünüyor ki sanki biraz daha 5008'e yakın gibi değil mi? 3008 Çünkü biraz daha böyle küçüldü daha böyle yuvarlak yapısıyla daha sportif bir hale geldi ama bu otomobil daha bir SUV daha bir kaslı daha büyük yani bizim daha çok seveceğimiz modelde biraz daha gelişmiş gibi gözüküyor detaylarına bakmadan önce hemen böyle kısaca motorlarından bahsedeyim şimdi bu otomobil yine 5008 gibi üç tane farklı versiyon olarak gelecek hibrit motoru olacak 48 voltluk bir hibrit motoru 1.2 litrelik turbo bir motorla geliyor zaten şu anki Stellantis otomobillerinde de bu motor kullanılıyor onun bir bir üstünde hemen plug-in hibrit yani şarj edilebilir hibritli bir versiyon gelecek. Tabii ki içten yamanın motoru da olacak. 85 kilometre kadar bir sadece elektrikle gidebilecek menzili olacak. Onun dışında yine iki tane farklı bataryalı tam elektrikli versiyonları da olacak. 98 kW ve 70 küsür kW'lık iki tane bataryaya sahip olacak bunlar. Ve uzun menzilli bataryayla 700 kilometreye kadar bir menzil sunacak. Bu da oldukça ciddi bir değer. Şimdi otomobilin biraz detaylarına bakalım. İlk defa bir Opel markası da kullanan birkaç tane OE bunda mevcut. Mesela yanan amblem gibi. Bu arada amblemin de yepyeni olduğunu göstermem lazım bu yapıda. İlk defa bu otomobilde kullanıyor. Bu arada otomobilin platformu da yeni bir platform, STL medium platformu. Tıpkı yeni 3008'de olduğu gibi ve 5008'de olduğu gibi aynı platformu kullanıyor. Ama Opel markası altında ilk STL platformunu kullanan otomobil de bu. Şimdi buradan başlayan ve yanan, buradan da devam eden şöyle gündüz farları var. Özellikle böyle detayları o kadar güzel birbirlerine bağlamışlar ve yapmışlar ki çok böyle albenisi olmadan, wa, şurası acayip olmuş delitmeden otomobilin geneli çok güzel duruyor. Yani özellikle canlı gördüğünüz zaman bu otomobilin çok daha güzel olduğunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Yani fotojenik bir otomobil değil. Jantlarımız büyümüş. Bu 20 inç. Standart versiyonda 19 inçle gelecek. Yani mevcut Grand'den de göre 1 er inç lastiklerimiz ve jantlarımız büyümüş. Buralar yine piano black olarak devam ediyor. Otomobilde gördüğünüz üzere artık hiçbir krom olmayacak. Yan taraftan baktığınız zaman yine böyle arkada kocaman bir kapı ve yaklaşık aynı boyutta bir ön kapı yer alıyor. Hatta arka kapı biraz daha büyük olduğunu söyleyebilirim. Bu da otomobile dışarıdan baktığınız zaman şu arkasının ne kadar rahat olduğunu ipuçlarını veriyor sanki değil mi? Güzel bir yapı daha var. Bakın burada camın içindeki fitiller oraya öyle bir gizlenmiş ki burada hiç fitil gözükmüyor. Böyle çok dümdüz sade bir tasarım mevcut. Bu arka tarafta yine üçüncü bir cam var. Kelebek camı gibi gözüken. O da içeriği daha da ferahlaştırıyor. Bu otomobil elektrikli versiyon. Dolayısıyla burada kocaman bir elektrik şarj soketimiz var. Bu arada otomobilin şarj edilme kapasitesi de oldukça Hızlı 80'e yaklaşık 26-27 dakika gibi bir sürede şarj yolla bildiğini söylüyorlar. Otomobilin arka tarafına baktığınız zaman yine bambaşka hiçbir Opel'de daha önce görmediğimiz bir yapı görüyoruz. Bakın logo yok, onun yerine burada Opel yazıyor. Stoplar buradan devam ediyor ve burada da yine ince ince 300 çizgiyle ile aynı şekilde devam ediyor. Frene bastığınız zaman burası böyle komple yanıyor. Yani ekstra bir yer yanmıyor. Eğer yeni 3008'e ilgili bilginiz varsa arkada bir silecek yoktu. Bu otomobilde silecek devam ediyor. Burada yine Opel Astra'daki gibi bir 3. stopumuz var ama bu böyle formül otomobillerindeki gibi dik olarak konumlandırılmış ve şurada kocaman bir aslında spoiler var. Ve şu yanlarda da bu spoiler buralara kadar devam ediyor. Bence çok şık, sportif, aerodinamik, aynı zamanda da böyle çok nasıl söyleyeyimse premium, elit gözüken bir yapıya sahip. Yani böyle büyük, kocaman ben çok güzel bir otomobil kullanıyorum diyebiliyorsunuz. Grandland yazısı bakın artık bagajın içine kazınmış durumda. Yani bagajın üstüne yapıştırılmış bir harf kalabalığı burada gözükmüyor. Bagajın içine entegre etmişler. Bagajımıza hemen bakalım tabii ki elektrikli olarak açılıyor ve arka tarafta kocaman bir bagaj var. Hatta böyle aşağı baktığınız zaman burada da kocaman bir alan daha olduğunu görebiliyorsunuz. Fokal sisteminin subwoofer'da Burada yerini almış. Bagaj 550 litre. Yani bir öncekine göre 36 litre daha büyümüş bir bagajı var. Bu otomobile Opel'ciler CSUV diyor ama birçok marka bu boyuttaki ve bu bagaj hacmine sahip bir otomobile bence DSUV diyebilir. Hatta diyenler çok var. Ama Opel doğrusunu yapıyor ve bu otomobile CSUV diyor. Bayağı büyük sınırlarda bir CSUV bu. Bu arada koltuklar 40-20-40 olarak yatıyor. Onu da belirtelim. Hemen arka koltuğa bakalım. Arka taraf biraz etkileyici. Evet otomobilin arkası önemli. Biliyorsunuz babama bir Grandland almıştık. Dolayısıyla bu otomobili iyi biliyorum. O da geniş bir otomobilde arkası. Birçok CSU'ya göre ama burada biraz iş abartılmış sanki. Bakın yine 4 parmaklık bir diz mesafesi ve baş mesafesi konusunda da cam tavanı olmasına rağmen yine fena olmayan bir baş mesafesine sahip ve burada koltuğun yapısı nedeniyle de dizlerin rahatlıkla buraya kadar girebileceği bir oluk oluşturmuşlar ve ayaklarım da koltuğun altına rahatlıkla girebiliyor. Kapı içlerine baktığınız zaman da yine buradaki krom detaylar, fokal hoparlörler, şuradaki kumaşlar, bu üstün böyle biraz daha yumuşak olması ve şu dikişler tabii ki otomobili böyle daha premium, daha böyle albenli hale getirmiş. Arkada bir 3. bölge klima yok ne yazık ki ama havalandırılmış havalandırmalarımız mevcut. Şurada küçük bir cep mevcut. Altta yine iki tane USB-C girişi var ve burada bir 12 volt soketi var. Koltukların şu üst taraflarını değerlendirmişler. İşte buraya böyle cüzdan, telefon vesaire koymak için iki tane küçük göz yapmışlar. Otomobil STLA Medium platformunda olduğu için burada herhangi bir şaft tüneli yok. Dolayısıyla böyle orta tarafa oturan biri için de rahat seyahat söz konusu. Hatta ayaklarım neredeyse rahatlıkla buraya sağabiliyor. Şimdi hemen bir de bakalım Bak, kol dayaması var mı? Evet var. Kol dayamadır. Yine burada kalem, işte pet, telefon vesaire koyabileceğiniz ve iki tane de yuvarlaklığın olduğu yeterli bir kol dayamamız mevcut. Kumaşları oldukça şık. Şuraları böyle biraz daha nubuk alkantara gibi. Orta tarafta güzel bir çizgi geçiyor. Yine burada aynı şekilde devam ediyor. Buralarda yine daha farklı kumaşlardan oluşan güzel bir yapıya sahip. Bu arada otomobilde plastik yerine daha çok kumaş kullanılmış. Onu da özellikle söylüyorlar. Özellikle ön tarafta onu daha rahat görebiliriz. O zaman hadi öne geçelim. Şu direksiyonu biraz yukarı alalım. Ve derinliğini ayarlayalım. Bakın bayağı bir derinliği var ve burası bana göre. Demin arkada oturmuştum ya. Yani orada bir hile mi yaptınız falan diye sorarsanız hiçbir hilemiz yok. Aynı şekilde oturuyoruz. Şimdi otomobilin içi bayağı bir değişmiş. Çünkü mevcut Grand biraz eski kalmıştı. O eski kalması aslında güzeldi. Niye güzeldi? Çünkü özellikle belli bir yaşın üstündeki kullanıcılar için daha kullanışlı bir otomobildi. Alışması gereken birçok şey yoktu. Bu otomobili biraz daha modernize etmişler. Biraz daha derken bayağı daha modernize etmişler ama yine o fiziksel butonları falan kaybetmemişler. Buradan yine işte klimanızı ayarlayabiliyorsunuz. Gerekli bütün tuşlarımız burada mevcut ama aynı zamanda zaten ekrandan da bütün her şeyi rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Bu arada bu otomobil daha üst segmentte bir otomobil olduğu için o oldukça da donanımlı bir otomobil ve bunların hepsini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi otomobilde birkaç tane yenilik var onlardan bahsedeceğim ama şu ekran tarafını iyice bitireyim. Burası 16 inçlik böyle biraz daha yatay olarak konumlandırılmış uzun bir ekrana sahip ve bu ekran bakın birkaç tane farklı bölmeye şurada 6, 7, 8, 9 bölmeye ayrılabiliyor. Bu arada bu otomobil seri üretim bir otomobil olmadığı için buradaki tabi ekran çalışmıyor. Burada bir demo oynuyor bize şu anda ama yaklaşık bu şekilde olacak. İşte navigasyon, enerji akışı, klima iklimlendirme butonları, buradaki kontrolleri vesaire bunların hepsini buradan yapabiliyorsunuz. İşte direksiyon ısıtması, koltuk ısıtması, koltuk soğutması vesaire vesaire. Hatta bakın koltuk masajlarını bile buradan halledebiliyorsunuz. Koltuk demişken yine EGR sertifikalı koltuklarımız var. Fakat bunu biraz daha geliştirmişler. Özellikle şu orta tarafa bir oluk yapmışlar. Ve bu oluk sizin özellikle uzun yolculuklarda çok daha rahat etmenizi, yorulmamanızı sağlıyor. Daha uzun bir şekilde hem de sağlıklı bir şekilde rahatta gidebiliyorsunuz. Opel'in koltukları zaten her zaman için çok rahat ve çok güzel olmuş ben özellikle Opel'in koltuklarını ve farlarını çok beğeniyorum. Farlar demişken atlamayalım. Daha önceki LED Matrix farlarında, Intellilux farlarda yaklaşık 100 civarında LED vardı böyle farklı farklı noktaları gösteren. Bunda kaç tane olmuş biliyor musunuz yeni teknolojiyle? Yani biraz abartmışlar. 50 bin. 50 bin piksellik böyle acayip bir far tasarımı var. Bunu kullanmak için sabırsızlanıyorum. Head-up display'imiz var. Cama yansıtıyor bütün bilgileri. Burada yine küçük bir ekranımız var. Bu 10 inç büyüklüğünde bir gösterge paneli. Tabii ki gösterge paneli buradan kişiselleştirebiliyor ama şu anda onlar da çalışmıyor. Buralar yumuşak olacak. Ortada yine Focal'in iyi bir sentropelleri var. Burada yine karbon fiber görünümlü ama aa, çok güzelmiş bunun detayı. Bir detay var. Bakın buralar falan hep yine kumaş. Burası kumaş kapı içleri kumaş olarak devam ediyor. Karbon fiberler bu şekilde devam ediyor. Burayı kapattığınız zaman da buraya böyle cuk oturuyor. İçeride böyle çok güzel kendinizi çok rahat hissedeceğiniz bir yapı var. Direksiyon yeni. Direksiyon simidi çok güzel olmuş bence bu sefer. Çünkü bir önceki modelde en beğenilmeyen yer en eski kalmış yerlerden biri de direksiyon simidiydi. Biraz daha küçülmüş. Peugeot kadar olmasa da üstten ve alttan biraz daha basılmış ve şuradaki yapı ön taraftaki o farları ve ızgarayı yani vizörü biraz temsil ediyor. Bence oldukça şık olmuş. Buradan da kulakçıklarımız da var zaten. Hemen şurayı bir hızlıca anlatayım. Bakın burada bir yuva var. Buraya cep telefonunuzu koyabiliyorsunuz hem buraya hem buraya. Burada yine USB soketlerimiz var ama bakın buralar da kumaş. Ve şu alt tarafta da yine kocaman bir saklama alanı var. Burada bir güzellik var. Şurayı şeffaf yapmışlar. Yani siz burada telefonunuzu kablosuz olarak şarj ettiğiniz zaman telefonunuz burada gözüküyor aynı zamanda ekranı. Ama tabii biraz karartılmış olarak gözüküyor. Bu bence çok güzel bir ayrıntı. Aynı zamanda yine telefonunuzu oradan çıkartıp buraya da koyabiliyorsunuz. Bakın şurada bir oluk var. Bunun üstüne koyduğunuz zaman da dik ya da yatay hem de iPad'de koyabilirsiniz. Çok güzel bir alan yaratmışlar. Bardaklıklarda baya bir farklılık var. Atıyorum iki bardakta her zaman kullanmıyorsunuz. Bakın bu şekilde şunları iterek sağa Öne, arkaya ayarlayabiliyorsunuz. Hatta şu ikisini şöyle ayırdığınız zaman burada 3 tane farklı bölme bile kendinize ayırabiliyorsunuz. Bu da güzel bir detay. Şanzımanımız ne yazık ki artık EAT8 değil. Onun yerine çift kavramalı 6 ileri bir şanzıman geldi. Çünkü bütün motorları bir şekilde elektriklendirildi en düşük 48 voltluk versiyon bile elektrikli. Dolayısıyla şanzıman da elektrikliye uyumlu olmak durumunda. Hatta elektrik motoru şanzımanın içinde. Hibrit motorda o 28 beygirlik bir elektrik motoru var ya 48 volt hibritlerde. O da şanzımanın içinde. Dolayısıyla bunun olmak zorunda. Burada yine kocaman bir göz var. O oldukça derin. Tabii ki bu soğutmalı. Onun dışında başka neler var böyle baktığımız zaman. Kendimi rahat hissettim ya bu otomobilde. İşte burada gözlük kabımız, cam tabanımız vesaire vesaire. Zaten otomobilin aktif ve pasif güvenlik donanımlarından pek bahsetmeye gerek yok herhalde. Bu otomobilde zaten her şey mevcut olduğunu düşünüyorum. Ne zaman geliyor Türkiye'ye? Bu önemli bir soru ve ne kadar olacak? Bu da önemli bir soru. İkinci soruyu bilmiyorum ama tahminimce kuzeni Peugeot 3008 aynı zamanlarda geliyor. Ondan biraz daha uygun olacaktır. Ve daha büyük olacaktır. Donanım olarak da Opelciler zaten o Türkiye donanımını iyi ayarlıyorlar. Dolayısıyla bu otomobilin iyi bir otomobil olacağını, şu anki Grandland'den çok daha fazla satacağına ben adım gibi eminim. Yani bindiğiniz zaman zaten onu rahatlıkla anlayabileceksiniz diye düşünüyorum. Bu otomobil yılın son çeyreğinde geliyor. Yani 2024 yılının herhalde Kasım Aralık ayı gibi gelir. O günü bayağı ciddi bir şekilde bekliyorum. Hatta ben babama söyleyeyim o da hazırlansın. Hatta belki arabasını satar. Çok güzel olmuş. Ben çok beğendim. Siz nasıl buldunuz? Aşağı yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz zaten beğenmeyi unutmuyorsunuz. Beğenme butonuna basıyorsunuz. Kanalımıza zaten abone olduğunuzu düşünüyoruz. Eğer abone değilseniz abone olup özellikle o çan simgesine tıklayıp bildirimlerinizi açarsanız biz her yeni video yüklediğimizde ilk izleyenlerden biri de siz olursunuz. Görüşürüz. Hoşçakalın.